Efendim mutlu akşamlar. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Gerçekten tarihi bir gün yaşadık. Türkiye dün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındaydı. Bir demokrasi şöleni yaşandı sevgili izleyiciler. İşte tüm Türkiye sandık başındaydı ve oluşan son verilere göre Türkiye tablomuz bu. 48.293.277 seçmen oy kullandı. Ve seçime katılım oranı gerçekten çok önemliydi. Bakın %85'e yaklaşan bir oran ki bu çok konuşuluyordu. Yine sandığa teveccüh gösterdi seçmen ve gitti oyunu kullandı. Yerelde ilk kez ittifaklar yarıştı. İlklerin seçimiydi aynı zamanda. Ve Cumhur İttifakı da genel seçimdeki oy oranını korudu. Yerel seçimlere partilerin kendi aralarında yaptıkları ittifaklar damgasını vurdu. Türkiye genelinde kazanan Cumhur İttifakı oldu. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %51,63 oy oranıyla yerel seçimi önde bitirdi. 20.560.000 seçmenin oyunu aldı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise %37,55 oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti %44,32, CHP %30,11, MHP %7,31, İYİ Parti %7,45, HDP de %4,24 oy aldı. Türkiye genelinde AK Parti 15'i büyük şehir, 24'ü il olmak üzere toplam 575 belediyede ipi gösterdi. CHP 11'i büyük şehir, 10'u il, toplam 212 belediye başkanlığı kazandı. MHP 1 büyük şehir, 10 il olmak üzere 156. HDP 3'ü büyük şehir, 5'i il, toplam 58 belediye aldı. İYİ Parti ise 18 ilçe belediyesi kazandı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneğini bozmadı. Ankara'da bir kez daha AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan verdi mesajlarını. Milletimiz bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. Ülkemize diz çöktürmek isteyenler hüsrana uğradı dedi balkon konuşmasında. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'daki oy oranlarına da dikkat çekti. İşte Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. Bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha sandıktan birinci parti çıktık dedi. Seçmene teşekkür etti. Eksikliklerin tamamlanacağı mesajını verdi. Alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Gözler bir kez daha AK Parti balkonundaydı. Konuşma için hazırlık sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mesajlarını İstanbul'da Huber Köşkü'nde verdi. Bu seçimlerden AK Parti olarak tıpkı 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi yine açık ara birinci parti olarak çıktık. Erdoğan Ankara'ya hareket etti. Geleneğini bozmadı. AK Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha balkona çıktı. Eşi Emine Erdoğan yanındaydı. 102 miting yaptı, Türkiye'nin dört bir tarafını dolaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin finalini AK Parti Genel Merkezi'nin balkonunda yaptı. Erdoğan seçmene ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Kesin olmayan seçim sonuçlarını paylaştı. 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Şu anda Doğu ve Güneydoğu'daki oy oranlarına dikkat çekti. Miting meydanlarında altını çizdiği beka mesajını yineledi. Seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere
verdiği çok önemli bir derstir. Erdoğan 4,5 yıl boyunca seçim olmayacağını söyledi, ekledi. Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Efendim, Türkiye sandık başına gitti. Yurt dışında da seçim yakından izlendi. Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bulunduğu dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı. Dünyanın gözü Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarındaydı. Kesin olmayan sonuçlar açıklanır açıklanmaz Ankara'ya tebrik telefonları geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 8 Nisan'da Moskova'da yüz yüze görüşecek. İşte bu buluşma öncesinde iki lider seçim zaferi dolayısıyla telefonda görüştü. Nasılsın? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk arayan liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman yanınızdayız mesajı verdiği Filistin'den de tebrik telefonu geldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca Gine, Kosova, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de telefonla aradı. Pakistan Başbakanı İmran Han ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Cumhurbaşkanı'nı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski başbakanlar Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim zaferi dolayısıyla tebriklerini iletti. ...31 Mart mahalli idareler seçimlerinde en büyük hayal kırıklığını HDP yaşadı. Partinin 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde %11,7 olan oy oranı kaça geriledi? Hangi belediyeleri kaybetti? Efendim, yerel seçimler sonucunda ortaya çıkan tabloya biraz daha detaylı bakmak istiyoruz. Önce ittifaklar bazında bakalım, daha sonra parti parti mercek altına alacağız, detaylarına bakacağız. Efendim, el değiştiren belediye başkanlıkları olsa da ittifaklar bazında tabloya baktığımızda, az önce söylediğimiz gibi, bu seçimin aslında 24 Haziran genel seçiminin, işte 9 ay önce yapılan o seçimin bir benzeri olduğunu görüyoruz. Bakın, elde edilen rakamlar böyle. İttifakların elde ettikleri oy oranlarında çok büyük bir değişiklik olmadı. Cumhur İttifakı yaklaşık %52, Millet İttifakı ise %38 oy almış görünüyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı. Kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçiminde Cumhur İttifakı 50 ilde önde. Millet İttifakı ise tamamı CHP'den olmak üzere 21 ilin belediye yönetimi yarışında önde. 8 ilde HDP, 1 ilde TKP, 1 ilde ise bağımsız aday İpi Göğüslemi'ye çok yakın. İttifakların toplam oy oranlarına bakıldığında ise AK Parti ve MHP ittifakı oyların toplam %52'sini aldı. İttifaklar ilk olarak 24 Haziran'da yarıştı. Bu iki partinin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın bu seçimde oy oranı %53'tü. CHP ve İyi Parti ise yerel seçimde oyların %37'sini aldı. 24 Haziran'da bu seçimden farklı olarak Saadet Partisi'ni de barındıran Millet İttifakı %34 oy oranına ulaşmıştı. İYİ Parti, Kocaeli, İttifaklar haritasına bakıldığında da tablo net bir şekilde görülebiliyor. CHP, İYİ Parti ile birlikte geleneksel olarak aldığı kıyı kentlerini korurken, AK Parti ve MHP ittifakının Türkiye'nin genel olarak tüm bölgelerinde yarışın içinde olduğu görülüyor.
Efendim az önce söylediğimiz gibi şimdi ittifaklar bazında baktık sonuçlara Türkiye haritası üzerinde. Şimdi parti parti biraz daha detaylı görelim. AK Parti'ye bakacağız efendim. Bu seçimlerde güçlü olduğu 23 ilde AK Parti yine ipi göğüsledi. İşte Türkiye haritası üzerinde sarıyla gösterdiğimiz yerler AK Parti'nin kesin olmayan sonuçlara göre aldığı, önde olduğu iller. 12 ilde %50'nin üzerinde, 11 ilde de AK Parti %50'ye yakın oy aldı. AK Parti önceki seçimlerde ezici çoğunlukla aldığı 12 ilde yine %50'nin üzerinde oy oranını yakaladı. Rekor yine Rize'den geldi. Rize %72,15 oy oranıyla AK Parti'nin en güçlü kalesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Güneysu ilçesinde ise bu oran %84,34'e kadar çıktı. AK Parti bir diğer kalesi Konya'da da yine %70'in üzerinde. AK Parti'nin %60 oy oranının üzerine çıktığı diğer iller ise Erzurum, Kayseri, Sakarya, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa. AK Parti güçlü olduğu Adıyaman, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu'da ise %50'nin üzerinde oy aldı. AK Parti önceki seçimlerde hep kazandığı 11 ilde de %50'ye yakın oy aldı. Sivas ve Gümüşhane'de %49'u gördü. Aksaray, Afyonkarahisar, Çorum, Kırıkkale ve Samsun'da %40 ile %47 arasında oy oranına sahip oldu. AK Parti. Efendim AK Parti'den sonra şimdi de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakalım. Biraz daha mercek altına alalım. Bakın kesin olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi 11 ilde belediye başkanlığı yarışını kazandı. Ve Genel Başkan Devlet Bahçeli de daha sonra bir açıklama yaptı. Sonuçların MHP için önemli bir bereket olduğunu ifade etti. Karanlık hesapları olanların seçimde kaybettiğini söyledi. Ve bu arada önemli bir açıklama daha yaptı Devlet Bahçeli. Daha önce de yapmıştı buna benzer bir açıklama ama seçim sonuçları alındıktan sonra erken seçimin ülke gündeminden tamamen kalktığını belirtti. Seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Seçimin kazanan partilerinden biri de Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Ülke genelinde oyları düşse de kazandığı belediye sayısını arttırdı. Kesin olmayan sonuçlara göre MHP 11 ilde ipi göğüsledi. Oyunu Ankara'da kullanan Genel Başkan Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını parti binasında takip etti. Partililer seçim sonuçlarını giriş katta kurulan dev ekranlardan izlerken Genel Başkan Devlet Bahçeli ikinci kattaki makamından takip etti. Seçim sonuçlarının büyük ölçüde belli olmasının ardından da kameraların karşısına geçti. Karşımızdaki tablo ülkemiz açısından ümit ve heyecan verici bir gelişmedir. 31 Mart seçimlerinin kazananı Türk milletidir. Karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Bahçeli Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yeni Kapı ruhunun ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Bahçeli erken seçim konusunun da ülke gündeminden tamamen çıktığını belirtti. Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır. Bahçeli'nin bir de uyarısı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir. Efendim yine Türkiye haritasındayız. Yine kesin olmayan sonuçlara göre bakın haritanın üzerinde Cumhur İttifakı'nın aldığı belediyeleri görüyoruz. İşte sarıyla gösterilenler AK Parti, kırmızıyla gösterilen iller MHP. Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere giren MHP'de oy oranı azalırken kazanılan belediye sayısı arttı sayın seyirciler. İşte bir büyük şehir, 10 il, 144 ilçe belde gördüğünüz gibi MHP bu seçimlerde tarihinde ilk kez İstanbul'da da bir belediye kazanmayı başardı.
2014 yılındaki yerel seçimlerde 3'ü Büyükşehir 8 kente belediye başkanlığını kazanan Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde bu kez 1'i Büyükşehir olmak üzere 11 kente ipi göğüsledi. Cumhur İttifakı kapsamında Adana, Mersin ve Manisa'da AK Parti aday çıkarmayarak MHP adaylarını destekledi. MHP Manisa'da seçimi kazanırken Adana ve Mersin'de CHP'nin gerisinde kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi elinde bulundurduğu Bartın, Karabük ve Osmaniye'yi yeniden kazanırken Cumhur İttifakı'nın olmadığı Kütahya, Erzincan, Bayburt, Karaman, Çankırı ve Amasya'da da Gülen tarafı oldu. Yerel seçimlerde MHP açısından önemli bir ilk de vardı. İstanbul'da Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren MHP Silivri'de belediye başkanlığını kazandı. Bu MHP'nin 50 yıllık tarihinde İstanbul'da kazandığı ilk belediye başkanlığı olarak tarihe geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de elde edilen sonuçlardan memnundu. Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Daha önce MHP'de olan Isparta ve Kars'ta ise belediye başkanlıkları bu seçimlerde el değiştirdi. MHP'nin toplam oyu ise %7,25 oldu. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi son ana kadar başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Efendim Cumhur İttifakı'ndan sonra şimdi Millet İttifakı'nı daha fazla mercek altına alalım. Seçim heyecanının yaşandığı genel merkezlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'ydi tabii. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını Ankara adayı Mansur Yavaş'la birlikte takip etti. Resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından Mansur Yavaş'la birlikte genel merkez önünde bekleyen partililere seslendi ve Kılıçdaroğlu bu herkesin başarısıdır dedi. Türkiye kazandı diyoruz bu seçimler sonucunda. Herkes kazandı diyoruz. Seçim sonuçlarını bu sözlerle değerlendirdi, partililere seslendi. Antalya'yı aldık. Mersin'i aldık. Adana'yı aldık. Başarı herkesin başarısıdır ve bir başarı olarak kabul ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını önce evinden takip etti. Gece yarısına doğru parti genel merkezine gitti. Sonuçları Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la birlikte izledi. Partililer de sonuçları CHP genel merkezine kurulan dev ekranlardan takip etti. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 21 ili kazandı. O illerden biri de Ankara'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı Mansur Yavaş'la birlikte çıktı otobüsün üzerine. Ancak kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Belediye çalışanları tedirgin olmasın. Liyakat sahibi kimsenin ekmeğiyle, aşıyla oynamayacağız. Efendim yine Türkiye haritası grafiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Bu seçimlerde CHP en güçlü olduğu illeri yine korudu. Tek sürpriz Trakya Kırklareli'nden geldi gördüğünüz gibi. Bakın 11 büyük şehir, 10 il ve 185 ilçe beldeyi CHP aldı. İzmir, Trakya, sahil şeridi. Bu yerel seçimlerde de CHP bölgesini korudu. CHP için en özel illerden biri İzmir. Aziz Kocaoğlu'nun seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıklaması üzerine parti Tunç Soyer'i aday göstermişti. Soyer seçimi %58 oy olarak önde bitirdi. Trakya bölgesi de CHP'nin kalelerinden. Edirne %44, Tekirdağ'da %51 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi adayları seçimi önde bitirdi. Ancak Kırklareli'de önceki yıllara göre farklı bir sonuç ortaya çıktı. CHP'nin aksine Kırklareli'de bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'yla Cumhur İttifakı'nın desteklediği MHP adayı başa baş yarıştı. Seçimi Kesimoğlu kazandı. Pek çok sahil kentinde de Çanakkale, Aydın ve Muğla'da CHP seçimi önde tamamladı. Çanakkale'de %60, Aydın'da %53, Muğla'da %36 oy topladı.
Efendim şimdi de sıra geldi Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'ye bakmaya. İyi Parti yerel seçimde hiçbir ilde başkan çıkarmayı başaramadı. İşte sevgili izleyiciler yine grafiğimizde görüyoruz. İyi Parti büyükşehir ve ilde hiçbir ilde aday çıkaramadı, başkan çıkaramadı. 18 ilçede, beldede başkan çıkarmış durumda. Ancak Genel Başkan Meral Akşener partisinin seçimde başarılı bir sonuç aldığını söyledi. Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi ve Millet İttifakı milletin duygularına tercüman olarak başarılı bir sonuç aldı. Hayırlı olsun. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu İstanbul'da kullandı. Ardından Ankara'ya geçti. Seçim sonuçlarını genel merkezde takip etti. Genel merkez önünde toplanan az sayıda İyi Partili hem içeride hem de dışarıda kurulan ekranlardan seçim sonuçlarını an be an takip etti. İyi Parti hiçbir ilde başkan çıkarmayı başaramadı. Ancak Meral Akşener sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ittifak vurgusu yaptı. Sonuçları başarı olarak niteledi. Bu seçimin sonucuna yendik demeyeceğiz. Evet, bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Merkezi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu. Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak Ankara'mızı kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Başkan, başkanım buradayız. Efendim yerel seçim sonuçları az önce de aktardığımız gibi İyi Parti için hayal kırıklığı oldu. Şimdi Türkiye haritasının üzerinde işte Millet İttifakı'nın önde olduğu kesin olmayan sonuçlara göre aldığı belediye başkanlıklarını görüyoruz. Bakın kırmızıyla, daha doğrusu kahverengiyle CHP'yi, maviyle İyi Parti'yi aslında renklendirmiştik. Ama İyi Parti hiçbir ilde, büyükşehirde belediye başkanlığı alamadığı için haritada o görünmüyor. Şimdi seçimlere Millet İttifakı çatısı altında girdi dedik. CHP 21 kentte aday çıkarmayarak İyi Parti'ye destek vermişti. Ancak sonuç başarısız oldu. ...31 Mart mahalli idareler seçimleri İyi Parti açısından büyük hüsranla sonuçlandı. İyi Parti seçimleri büyük şehirlerde ve pek çok kentte Millet İttifakı çatısı altında girdi. İttifak kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi 10 büyük şehirde aday göstermedi ve İyi Parti adaylarını destekledi. Bu iller Gaziantep, Balıkesir, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Trabzon'du. Cumhuriyet Halk Partisi büyük şehir olmayan 11 kent merkezinde de İyi Parti adaylarını desteklediği için aday çıkarmadı. Ancak İyi Parti CHP'nin desteğine rağmen hiçbir kentte yarışı önde tamamlayamadı ve Türkiye genelinde belediye başkanlığı kazanamadı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada ittifak vurgusu yaptı. Sonuçları başarı olarak niteledi. Bu seçimin sonucuna yendik demeyeceğiz. Evet, bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Partinin 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde %9,9 olan oy oranı da %7,4'e geriledi. Efendim Cumhur İttifakı'na baktık, Millet İttifakı'na baktık. Şimdi bir de HDP'ye bakalım. Biliyorsunuz HDP büyük şehirler başta olmak üzere birçok ilde aday çıkarmama kararı almıştı. Ve sonuç ne oldu HDP açısından, bir de ona bakalım. Doğu'da büyük bir şok yaşadı HDP. İşte şu maviyle, morla daha doğrusu gösterdiğimiz renklerde HDP yani 8 ilde başarılı oldu. Ve sevgili izleyiciler, kalesi olarak göründüğü Şırnak'la birlikte özellikle en dikkat çekici yerlerden biri Şırnak oldu. Ağrı ve Bitlis'i de işte Şırnak'ta gördüğünüz gibi oy oranı buydu ve Ağrı'la Bitlis'i de Şırnak'la birlikte kaybetti. Birçok ilçe ve beldede de HDP'den AK Parti'ye geçti başkanlık. Şırnak, Ağrı, Bitlis. 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı 3 ilde seçmen bu kez AK Parti dedi. AK Parti'nin zaferi her 3 kentte de coşkuyla kutlandı. Evet.
HDP'nin kalesi olarak bilinen Şırnak'ta 31 Mart seçimlerinde dengeler değişti. Şırnaklılar bu kez yüksek bir oy oranıyla AK Parti'yi tercih etti. HDP 19 belediye başkanlığından 15'ini kaybetti. AK Parti adayı Mehmet Yarka oyların %61'ini aldı. Bu sonuçla Şırnak Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçti. Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı Şırnak'tır. HDP daha önce iki dönem AK Parti'nin kazandığı Bitlis'i de kaybetti. HDP'nin belediye başkanlığı seçiminde kaybettiği yerlerden biri de Bitlis. 2014'teki yerel seçimlerde tercihini Halkların Demokrasi Partisi'ne yana kullanan Bitlisliler üçüncü kez AK Parti dedi. Bitlis kadim bir şey, 7000 yıllık tarihi olan bir şehir. Burada terör örgütlerinin cirit atmasına müsaade etmedik. Allah'a hamdolsun. Yeniden Bitlis'i kendi özüne döndürdük. HDP oylarının eridiği bir ilde Ağrı oldu. AK Parti adayı Savcı Sayan oyların %55'ini aldı. Halkımızla beraber başardık, kazandık. Başarı onlarındır. Ben sadece belki bir araçtım ama onlar da bana güvendiler. Allah beni onlara mahcup etmesin. 3 ilin yanı sıra görevlendirme yapılan 21 ilçede de seçmen belediyeleri HDP'den alarak AK Parti'ye teslim etti. Güneydoğu Anadolu bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Peki seçmen siyasi tercihini neden değiştirdi? Bu bölgede özellikle Kürt halkında HDP'nin çukur siyasetinin artık iflas ettiğinin, AK Parti'ye bir teveccühün olduğunu ve AK Parti'nin hizmetleri hem Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerinin vermiş olduğu güvenceyle, vermiş olduğu bu şeyle güzel bir başarı yakalandı. Şırnağımız terör yüzünden 2015 ile 2016 arasında çok büyük zararlar gördü. Hani artık memleketimiz teröre bir dur demeliydi. Ve bu seçimde 31 Mart seçimlerinde Şırnağımız, kadim şehrimiz, aşır şehrimiz ve ilim ve irfan şehrimiz, tarih okan şehrimiz artık teröre dur dedi. Hiçbir şekilde terörle anılmak istemiyoruz, huzur istiyoruz biz. Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Partiler ilçe seçim kurullarına itirazda bulunabilecek. Peki takvim nasıl işleyecek? Ve tabii efendim İstanbul üzerinde biraz daha durmalıyız, konuşmalıyız. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da çünkü kıyasıya bir mücadele yaşandı. Sandıklar açıldıkça Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranları başa baş ilerledi. Yani neredeyse dakika başı renkler değişti grafiğimizde. Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçlarına göre önde olan isim Millet İttifakı adayı. Seçim mücadelesinin kıyasıya yaşandığı yerlerin başında İstanbul geldi. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldıkları oy oranları başa baş ilerledi. Son ana kadar Binali Yıldırım yarışı önde götürdü. Sandıklar açıldıkça fark kapandı. İstanbul'a ait ilk verileri Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimin ertesinde açıkladı. Sisteme taranan toplam 31.186 toplam sandığın 31.102 sandık sisteme tanımlandı, girdi. 84 sandık itiraz nedeniyle şu anda sisteme taranmamış vaziyette. Sisteme yükleme devam ediyor. Sonuçlar şu an itibariyle Ekrem İmanoğlu 4.159.650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Tabii dediğim gibi itiraz süreçleri devam ediyor. Tüm oyların Yüksek Seçim Kurulu sistemine girmesiyle resmi olmayan sonuçlar belirlendi. İmamoğlu oyların %48,79'unu, Yıldırım ise %48,50'sini aldı. İki isim arasındaki oy farkı 24.408 olarak açıklandı. Geçersiz oylarsa 319.558 olarak sisteme girildi. AK Parti geçersiz oylarla seçimin sonucunun değişeceğini söylerken İmamoğlu yarışı önde bitirdiğini belirtti. Bütünleşmenin, barışın, huzurun ve bu şehirdeki geleceğe dönük çağdaş bir yürüyüşün hizmetçisi olacağımı, hizmetkarı olacağımı
tüm İstanbullu hemşerilerimle paylaşıyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım İstanbul için sürecin devam ettiğini belirtti sayın seyirciler. Bugün yaptığı açıklamada geçersiz oyların çokluğuna dikkat çekti. Binali Yıldırım, YSK mazbatayı kime verirse başkan o olacak dedi. AK Parti cephesinden usulsüzlüklerle ilgili peş peşe açıklamalar geldi bugün. Şüphesiz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecinde devam ettiğini söylemekte fayda var. Geçersiz oyların çokluğuna dikkat çekti. Hukuki süreç devam edecek dedi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuştu. 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış gözüküyor. Tabi burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmam gerekiyor. O da şudur. 319.500 iptal oy var. Aradaki fark 25.000. Yani 10 katından fazla iptal oylar, aradaki farkın 10 katından fazla gözüküyor. Takdir edersiniz ki bu sonucu çok değiştirebilir. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'ta çok sayıda hatalı giriş yapıldığını belirtti. Şen Ocak, geçersiz oyların büyük bölümünün AK Parti'nin kazandığı ilçelerde olduğunu söyledi. Bu geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçenin sandıklarına ait. Burada da partimizin bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığını tespit ettik. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç daha önce de ifade ettiğimiz gibi, dün akşam da tekrar ifade ettiğimiz gibi AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz. Bayram Şen Ocak, yapılan hatalı girişlerin belgelerinin de ellerinde olduğunu belirtti. Bazı örnekleri basına gösterdi. Bir açıklamada AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi. Geçersiz oy oranına dikkat çekti. Usulsüzlükler gördüklerini belirtti. 309 sandıktaki karşılaştırmada 17.410 oy bizim adayımıza AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partiye, partilere kaydedilmiş, yazılmıştır. Efendim tabii bu seçimde farklı rakamlar da çok konuşuldu. Az önce bahsettik, katılım oranı çok önemliydi ve gerçekten daha önce de işte seçmen teveccüh gösterdi, sandık başına gitti dedik. Bir de geçersiz oylar var ve bu geçersiz oylar Türkiye'nin adeta 6. partisi oldu. Bakın işte şurada tam olarak rakamı görüyoruz. Yenilenmiş tabii son verilerin olduğu grafiğimiz bu Türkiye haritasının üzerinde. Kullanılan oy ve geçerli oy. Yani yaklaşık 2 milyonluk bir fark var ki gerçekten büyük bir rakam. İstanbul'da 24.408 oyla CHP adayı öndeyken yeniden sayılacak olan 319.558 geçersiz oy seçimin kaderini belirleyecek. İşte Türkiye'de yeniden sayılacak geçersiz oyların sayılacağı ve sonuçlara itirazların olduğu şehirler ve o şehirlerin oy oranları. Türkiye adeta nefesini tuttu. İstanbul'daki belediye başkanlarının sonuçlarını bekledi. Tam 10.570.939 seçmen vardı ve oy sayımı sabaha kadar sürdü. Ve kesin olmayan sonuçlara göre yeni başkan sadece 24.408 oy farkla belirlendi. Sonuç kadar dikkat çeken bir başka nokta ise geçersiz oyların sayısı oldu. Oy farkı 25.000'i bile bulmazken tam 319.558 oy geçersiz sayıldı. Esenyurt'ta 17.774, Bağcılar'da 15.866, Küçükçekmece'de 14.430, Ümraniye'de 13.523, Pendik'te 13.818, Sultan Gazi'de 11.192, Bahçelievler'de 11.361 oy geçersiz sayıldı. AK Parti İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımını talep etti.
Sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde ise geçersiz oy sayısı 1.395.000'i aştı. Yarışın çok az farkla bittiği iller ve ilçelerde de geçersiz oylar ve hatalı tutanaklar öne çıktı. Ankara'da CHP adayı AK Partili rakibinden 123.747 fazla oy aldı. Geçersiz oy sayısı 99.176 çıktı ve çok sayıda tutanağa da itiraz edildi. Yalova'da CHP'nin adayı AK Partili rakibine karşı 620 oy farkıyla kazandı ama yeniden sayılacak geçersiz oy sayısı 2321. Kırklareli'nde bağımsız aday MHP'li rakibinden 274 fazla oy aldı ancak 1756 geçersiz oy yeniden sayılacak. Mersin'de CHP'li adayla MHP'li rakibi arasında oy farkı 42.951, geçersiz oy sayısı 36.305, yapılan itirazlarla el değiştiren ilk belediye Edirne Keşan oldu. İlk sonuçlarda CHP adayı 12 oy öndeyken itiraz sonucu yapılan sayımda AK Parti adayı 11 oyla seçimi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu iştihatlarına göre bütünlüğü bozulmadan veya yırtılmış, lekelenmiş, parti alanının dışına kısmen taşmış oylar yeniden sayımda geçerli sayılıyor. Efendim İstanbul'da nefesler tutuldu dedik, itirazlar var, süreç devam ediyor ama gerçekten çok önemli. 100 seçmenden 18'i İstanbul'da oy kullanıyor çünkü. Bakın işte İstanbul'un ilçelerinde olduğu tablomuz bu, grafiğimiz. Yerel seçimlerde İstanbul'da 4 ilçe el değiştirdi sayın seyirciler. İstanbul'da toplam 39 ilçe var ve bu 39 ilçeden 24'ünü gördüğünüz gibi AK Parti, 14'ünü Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. MHP ise bir belediye başkanlığı kazandı. Ve MHP az önce de söylemiştik, ilk kez İstanbul'da bir belediye aldı. Teşekkür ederiz. İstanbul'da 24 ilçede kazanan AK Parti oldu. CHP 14 ilçede, MHP ise bir ilçede belediyeleri aldı. AK Parti en büyük oy oranına %66 ile Esenler'de ulaştı. AK Parti'nin kazandığı diğer ilçelerse Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Şile, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu. AK Parti 3 ilçede Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de aday göstermemiş, Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayını desteklemişti. İşte o ilçelerden Silivri'de ipi MHP adayı göğüsledi. Böylece MHP ilk kez İstanbul'da bir belediye kazanmış oldu. CHP ise İstanbul'da 14 ilçede belediyeleri kazandı. O ilçeler Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli. İstanbul'da 2014 yılındaki yerel seçim sonuçlarına göre en değiştiren ilçe sayısı ise 4 oldu. MHP Silivri'yi CHP'den almış oldu. AK Parti'de bulunan Esenyurt ve Küçükçekmece'de CHP adayları kazanırken Çatalca'da AK Parti'nin adayı CHP'nin adayını geçti. 39 ilçeli İstanbul'da tek kadın belediye başkanı AK Parti'nin Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü oldu. Projelerimizi oluşturduk. Avcılar belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Turan Hançerli İstanbul'un ilk engelli belediye başkanı oldu. Sevgili izleyiciler, İstanbul'dan sonra şimdi de Ankara'nın ilçelerindeki duruma bakalım. Toplam 25 ilçesi var Ankara'nın ve bu 25 ilçenin 22'sinde Ankaralıların tercihi Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. AK Parti 19, MHP 3 ilçe almış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi ise Büyükşehir Belediyesi'ni aldı ama kazandığı ilçe sayısı CHP'nin 3 oldu. Ankara Türkiye'nin ikinci büyük ili. Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş Büyükşehir'i kazandı ama ilçe dağılımı çok farklı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı 25 ilçenin 22'sinde yarışı önde tamamladı. CHP'de ise kazanılan ilçe belediyesi sayısı 3'te kaldı. AK Parti Ankara'da en fazla oyu Çamlıdere'den aldı. Oy oranı %73,78. Cumhur İttifakı'nın yarışı önde kapattığı diğer ilçelerse Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çubuk, Etimeskut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahraman, Kazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan ve Şerefli Koçhisar. Ankara'nın büyük ilçelerinden Etimeskut bir önceki seçimlerde MHP demişti. Etimeskut'un tercihi değişmedi. Polatlı ve Gölbaşı'nda da ipi MHP adayları göğüsledi.
Belediye başkanlığının el değiştirdiği tek ilçe ise Haymana oldu. Haymana'da ise bir önceki seçimde Demokrat Parti kazanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde kazanan AK Parti oldu. Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayın kazandığı tek il neresi oldu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba ocağı Tunceli'de yarışı kim kazandı? Yerel seçimler tamamlandı. Şimdi sonuçlara itiraz süreci başladı. AK Parti yarın saat 15'e kadar Ankara'nın 25 ilçesi için ilçe seçim kurullarına başvuracak ki ilk adım burası. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de itiraz sürecinin takvimine ilişkin bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgi verdi. Seçim sonuçlandı. Bu aşamadan sonra artık itiraz süreci başladı. Salı günü saat 15'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz olacak. Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Partiler ilçe seçim kurullarına itirazda bulunabilecek. İtirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız. Nerede olursa olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan balkon konuşmasında dikkat çekti. AK Parti'den Ankara'nın 25 ilçesi için ilçe seçim kurullarına başvuracağız açıklaması geldi. Ankara'da 25 ilçenin 25'inde de biz ilçe seçim kurullarına itiraz edeceğiz. Çünkü özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edeceğimiz bir mesafenin olduğunu görüyoruz. Maddi hatalar için, geçersiz oylar için ve usulsüzlükler için itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Ankara'da da binlerce belki sandıkta çok net, bariz hatalar var. Öyle söyleyelim artık. Onların düzeltilmesi tek amacımız. MHP ise Kırklareli ve Iğdır'da seçim sonuçlarına itiraz etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, bu iki ilde sonucun lehimize değişeceğini düşünüyoruz dedi. İlçe seçim kurulları itirazları iki gün içinde karara bağlayacak. Bu karara itiraz yolu açık. Partiler itiraz için 5 Nisan'a kadar il seçim kurullarına başvurabilecek. İl seçim kurulları başvuruyu 7 Nisan'a kadar karara bağlamak zorunda. Bazı kararlar orada kesinleşiyor illerde. Bazı kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na gelinebiliyor. İl seçim kurullarının kararlarına da YSK'ya başvurularak itiraz edilebilecek. Bunun için son gün 10 Nisan ve 13 Nisan'a kadar YSK bu itirazları karara bağlayacak, kesin seçim sonuçlarını açıklayacak. Birbirlerine küs olan baba oğul muhtarlık için yarıştı. Sandıktan oğul Zafer Sevin çıktı. Efendim ilginç yerlerden biri 2019 yerel seçimlerinde bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli oldu. İşte grafiğimiz Kırklareli'nin grafiği. Diğer olarak gösterdiğimiz sütunda bağımsız adayın aldığı oyu görüyoruz sevgili izleyiciler. MHP'nin adayında 2 puan fark atarak kazandı Kırklareli'nde. İşte Kırklareli'ndeki seçim sonuçları ve detayları. Mehmet Siyah kesim oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde bağımsız adayın kazandığı tek il Kırklareli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeliğinden istifa ettim. 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu oyların %38'ini alarak belediye başkanı olmuştu. Kesimoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde ise CHP'den ayrıldı. Yarışa bağımsız olarak katıldı. CHP Mehmet Tuna Soykan'ı aday gösterirken MHP'nin adayı Derya Bulut oldu. 55.870 seçmenin olduğu Kırklareli'nde 44.743 seçmen sandığa gitti. CHP'nin oyları bu seçimlerde neredeyse yarı yarıya düştü. Kırklareli'nde seçimi bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı. Efendim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu baba ocağı Tunceli'de yarışı kaybetti. İşte şu sarıyla gördüğünüz yer ki TKP'nin aldığı tek yer ve Tunceli'de kazanan az önce de söylediğimiz gibi TKP'nin adayı oldu. Tunceli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi. 2010 yılında partinin başına geçtiğinde ilk seçimde en yüksek oylarından birini oradan almıştı. %56,21 ile meclise 2 vekil göndermişti. Ama ondan sonraki bütün seçimlerde baba ocağında kaybetti.
2014 yerel seçimlerinde Tunceli'nin tercihi %42,4 ile BDP adayı Mehmet Ali Bulu oldu. CHP'nin adayı ise %30'da kaldı. Bu yerel seçimlerde de tablo farksız değil. Seçmen tercihini TKP adayı Mehmet Fatih Maçoğlu'ndan yana yaptı. Maçoğlu oyların %32,24'ünü aldı. En yakın rakibi HDP'nin adayı oyların %29,4'ünü alırken CHP'nin adayı ise %20,93'te kaldı. Efendim şimdi çok dikkat çeken adreslerden birine götürmek istiyoruz sizleri. Bursa'nın Heceler Mahallesi'ne. Neden dikkat çekti? Şimdi birbirine uzun zamandır küs olan, konuşmayan baba oğul birbirlerinden habersiz aynı renk takım elbiselerini giymişler ve fark etmişler ki ikisi de muhtarlık için yarışıyor. Sandıktan Oğuz Zafer Sevinç çıkmış ama işin güzel yanı seçimden sonra baba oğul barışmış, yani bu seçim onların barışmasına vesile olmuş. Burası Bursa'nın Orhan Gazi ilçesine bağlı Heceler Mahallesi. 237 nüfuslu mahallede muhtarlık seçimi ilginç bir yarışa sahne oldu. Eski muhtar Ali Sevinç kendisiyle bir süredir konuşmayan oğlu Zafer Sevinç'i bir anda karşısında rakip olarak buldu. Sadece bir kırgınlığım var. Ne var, benim sözümü dinlemedi. Benden 5 dakika bir konuşsaydı ben zaten çekilirdim. Seçim günü aynı renk takım elbiseyle sandık başına gittiler. Sonucu sabırsızlıkla beklediler. Babamdır tabii, her zaman babam. Saygım sonsuzdur. Her zaman da arkasında olacağımdır. Ama bu bir seçim. Muhtarlık için 7 aday yarıştı. 210 seçmenin 81'inin oyunu alan Zafer Sevinç mahallenin yeni muhtarı oldu. Babası ise 20 oy alabildi. Sevinç ailesi için seçim sonucundan daha güzel haberse baba oğlun barışması oldu. Hey, sen evladını heyret eder mi ya, benim canım ya? Öp babanın. Efendim seçim hep böyle güzel olaylara vesile olsa keşke ama maalesef öyle olmadı. Muhtar adayları arasında büyük çekişme yaşandı. Tartışmalar yaşandı ve bu tartışmalar zaman zaman kavgaya dönüştü. Ülke genelinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda maalesef kan döküldü. Bakın 5 kişi öldü, 83 kişi yaralandı. Gaziantep Şehit Kamil'e bağlı Köksalan Mahallesi'nde oyların sayımı sırasında kavga çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silahla ateş açtı. 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Muhtarlık seçimlerinde silahlı kavganın yaşandığı bir başka adres de Kars'ın Çengilli Köyü'ydü. Muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan olayda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yozgat'ın Küçük İncirli köyünde de oy kullanma sonrası çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Karaman'ın Ayrancı ilçesiyle merkeze bağlı Çatak köyünde çıkan kavgalarda 8 kişi yaralandı. Tokat'ta da Madas köyünde gerginlik vardı. Muhtarlık seçiminde kavga çıktı, 3 kişi yaralandı. Adıyaman merkeze bağlı Sarıharman köyünde ise seçimi kaybeden muhtar adayları arasında tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Olayda 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa, Diyarbakır, Zonguldak, Samsun ve Mardin'de çıkan kavgalarda da 63 kişi yaralandı. Gaziantep'in Arabağ'ın ilçesinde sele kapılmıştı bir araba sayın seyirciler. Bu araç ve cumartesi gününden beri çalışmalar devam ediyordu kaybolan kişileri bulmak adına. Ve iki kişiden birinin cenazesine ulaşıldı maalesef. Kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Hem karadan hem de havadan arama yapıldı. Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan iki kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Mehmet Hanifi Keser ve Zahir Gözaçık otomobille Gaziantep'in Araban ilçesinden Yukarı Karabayır köyüne gitmek üzere yola çıktı. Ancak haber alınamayınca aileleri jandarmaya başvurdu. Çatdere'si yakınlarında çalışma yapan ekip sel sonucu köprünün yıkıldığını tespit etti. Dere kenarında yapılan aramada otomobili çamura saplanmış halde bulundu. İki kişinin araçta olmadığı belirlendi. Ekipler dere yatağında Zahir Gözaçık'ın cenazesine ulaştı. Kayıp diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Efendim dünyanın birçok yerinde fırtına var, yıldırım var, sel var. Şimdi oralardan haberler, gelişmeleri ekranlarınıza getirelim. Nepal ve Bangladeş'te fırtına can aldı. Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, kulübeleri yıktı Nepal'de ve 28 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te fırtına ve düşen yıldırımlar yüzünden 10 kişi öldü. İran'da ise birçok kentte sel riski olan semtlerde halktan evlerini boşaltmaları istendi. Fırtına yağmura karıştı, göz gözü görmedi. Fırtına Nepal'in güneyini etkisi altına aldı. Afet can kayıplarını da beraberinde getirdi. Başkent Katmandu'ya yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Bara bölgesinde pek çok köyde aralıksız süren yağış ve kuvvetli rüzgar 28 can aldı. 600'den fazla kişi de yaralandı. Etkisini gece saatlerinde göstermeye başlayan fırtına nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçirildi. Yaralıların tahliyesi için gece görüşlü helikopterler devreye girdi. Fırtına Bangladeş'te de can aldı. Başkent Dhaka'nın yanı sıra 4 bölgeye daha düşen yıldırımlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, tekneler alabora oldu. Buriganga nehrinde devrilen bir teknede ise 6 kişi öldü. Mozambik ise İdai kasırgasının etkisi altında. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, evlerini terk etmek zorunda kalanlar için harekete geçti. Felaketten en fazla etkilenen kent olan Beria yakınlarındaki Tica'da çadır kent kurdu. Türk kargo uçaklarıyla gönderilen çadırların kurulmasına UMKE, AKUT ve Türkiye Diyanet Vakfı personeli de eşlik etti. İran'da ise bazı bölgelerdeki sel felaketi yaklaşık bir haftadır halka soluk aldırmıyor. Hürremabad bölgesindeki birçok kentte kırmızı alarm verildi. Durut, Poledohter, Kuhdeş, Nurabat kentlerinde yoğun yağışlar ve nehirlerin taşmasından dolayı sel 2 metreyi buldu. Yetkililer selin vurduğu bölgelerde vatandaşlardan evlerini acilen tahliye etmelerini istedi. Efendim Nepal'den, Mozambik'ten, İran'dan görüntüler getirdik ekranlarınıza. Bakın Çin'de de fırtına, çok şiddetli bir fırtına vardı ve bir çocuk oyun parkını bakın bu hale getirdi, alt üst etti. Maalesef iki çocuk bu faciada hayatını kaybetti sayın seyirciler. Çocukların üzerinde bulunduğu sırada o kadar şiddetli bir fırtına rüzgar vardı ki şişme oyun platformu havalandı. Ve maalesef bir faciayla sonuçlandı rüzgarın şiddetiyle, çünkü çocuklar sağa sola savruldu. İki çocuk hayatını kaybetti. 18 çocuk da Çin'deki bu faciada hayatını kaybetti. Efendim bu görüntüyle birlikte veda vakti de geldi. Ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz hepiniz. Hoşçakalın.